Mutlu akşamlar efendim, iyi bayramlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. A Haber ekranlarındayız. 2 saat boyunca memleket meselesini hem Türkiye hem de dünyanın önde gelen konu başlıklarını değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Değerli yayın konuklarımız var. İstanbul stüdyomuzda siyaset bilimci Sayın Onur Erim, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Akşam gazetesi yazarı Sayın Hikmet Genç, Sayın Genç siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Filistinli yazar Muin Neamin, Sayın Neamin siz de yayınımıza hoş geldiniz efendim. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Özgür Tör, siz de Sayın Tör, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ve Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da Ankara'da yayınımıza katılacak. Skype üzerinden yayınımıza katılacak. Sayın Kılıç siz de yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar, hayırlı bayramlar. Tabii ki gündemde çok sıcak maddeler var. Bir yanda İsrail'in Filistin'e yönelik o saldırıları var. Bir yanda siyasete dair gündem maddelerimiz var. Vaktimiz el verdikçe gündeme ilişkin bütün başlıkları değerlendireceğiz ama ilk olarak Başkan Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu açıklamalarla başlayacağız. Başkan Erdoğan İsrail'e yönelik bir kez daha çok net mesajlar gönderdi. Tüm dünyayı harekete geçmeye çağırdı. İşte o açıklamaları ekranlara getirelim, ardından da üzerine konuşmaya başlayalım. Gücü sadece masum sabilere, biçare kadınlara, evini ve mabedini korumaya çalışan mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır. İsrail'in Filistin şehirlerinde ve Kudüs'e sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde bu doğrultuda başlatılacak her girişime aktif destek vermeye, barış için sorumluluk üstlenmeye ve fedakarlık yapmaya hazırız. Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarını ekranlara getirdik ve İsrail'in ne yazık ki şiddeti hızlanarak devam ediyor. Yüzlerce Filistinli şehit oldu. Peki dünyanın da bir yandan bütün bu yaşananlara sessizliği devam ediyor. Filistin'i hedef alan açıklamalar geliyor. İsrail'in suçlanması gerekirken. Peki bundan sonra neler olacak? Türkiye'nin bölgedeki rolü ve tabii ki bu sürece etkisini konuşacağız ve bu soruların yanıtıyla başlayalım. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Akif Çağatay Kılıç'la başlamak istiyorum. Sayın Kılıç bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz. Ne yazık Hoş bulduk, ki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ne yazık ki tüm dünyanın gözleri önünde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın tüm sessizliğiyle birlikte Filistinli çocuklar, Filistinli kadınlar, Filistinli gençler şehit olmaya devam ediyor. Ve bir tek Türkiye'nin çok net bir şekilde sesi çıkıyor. Bütün bu süreci nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? İsrail bundan sonra ne yapabilir ve tabii ki Türkiye'nin bundan sonraki rolü açısından nasıl değerlendiririz bölgeyi? Şimdi öncelikle tabii tüm milletimize hayırlı bayramlar diliyorum. Stüdyodaki konuklara hayırlı bayramlar ve iyi akşamlar diliyorum. Ümit ederim ki bu program vesilesiyle gerçekten şu anda Filistin'de yaşanan İsrail hükümeti tarafından, İsrail yönetimi tarafından masum insanlara karşı sadece ve sadece inançları gereği Mescid-i Aksa'da ibadetlerini barış içerisinde, huzur içerisinde yerine getirmeye çalışan insanlara hiçbir şekilde açıklanması mümkün olmayan, uluslararası hukukun hiçbir yerine uymayan, insanlığa uymayan bir saldırı düzenlenmiş oldu. Bu saldırıyı mütakip gerçekten biraz evvel sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi maalesef dünyada çok cılız seslerin çıktığı ve genelde çıkan seslerin de hiçbir tarafa bir sıkıntı getirmemesi şeklinde bir amaç içerisinde düşük tonlu ve sadece ortaya yapılmış olması için yapılan açıklamalarla geçiştirilmeye çalışılıyor. Görülmek istenmeyen, kabul edilmek istenmeyen, hiçbir şekilde dile getirilmeyen, açıkçası anladığımız kadarıyla çekinilen, dile getirmeye çekinilen zulme karşı, İsrail'in devlet olarak ortaya koyduğu zulme karşı ki bunu artık terör olarak adlandırabiliriz. bu yaklaşıma karşı sesini çıkaramayan bir uluslararası camia var. Ama asıl ilginç olan, asıl üzücü olan takip edebildiğimiz kadarıyla uluslararası medya olarak gördüğümüz, adını da koymamız gerekiyor açıkçası. Bunun ağırlıklı olarak Batı medyası olarak gördüğümüz maalesef medyada bu noktada ciddi manada tek taraflı bir yayın politikası gidiyor. Ve seslere dikkat ederseniz, tabii stüdyomuzda gazeteci arkadaşlar var. Onlar bu konuları çok daha yakın takip ediyorlar ama seslerin yüksekliği ancak ve ancak olaylar ciddi manada tırmandıktan ve İsrail hiçbir şekilde açıklayamayacağı bir saldırı girişimine, artık fütursuz bir saldırı girişimine başladıktan sonra Filistin tarafını kınayan açıklamalarla yükselmeye başladı. Asıl buradaki en temel nokta zannedersem kamuoyunun oluşturulması açısından çok önemli bir görev ifade eden basının, her seferinde dile getirilen basın özgürlüğünün bu konuda tek taraflı bir şekilde, özellikle Batı medyası açısından söylüyorum, tek taraflı bir şekilde yayın yapması ve kamuoyu oluşturma algı çabasının tamamen ve tamamen Filistin halkına, oradaki zulüm altında olan insanları suçlu göstermeye, onları sanki bir şiddet sebebi olmuşçasına yaftalamaya çalışan bir yaklaşım içerisinden geliyor. Asıl üzerinde durulması gereken bir diğer noktada, Türkiye'de veyahut da başka ülkelerde, yani sürekli olarak dile getirilen sosyal medyanın baskı altına alınıp alınmadığıyla ilgili algı operasyonları. Bakın şu anda sosyal medya ağları olarak adlandırdığımız, bilmiyorum isimlerini vermekte yayın açısından bir sıkıntı hiçbir var mı? Hiçbir sıkıntı yok, buyurun. Yani işte Twitter'dı, Instagram'dı, Facebook'tu, bu tip platformların İsrail'in uygulamış olduğu zulme karşı, İsrail'in uygulamış olduğu yayılmacı ve baskıcı politikaya karşı tepkilerini dile getiren kullanıcıların hesaplarının bir şekilde kullanıma kapatıldığı, yapılan paylaşımların yok edildiği, gösterilmediği, tabiri caizse bir sansür uygulandığıyla alakalı çok ciddi manada bilgiler geliyor. Bilgilerin ötesinde vaka olarak var bunlar. Birçok arkadaşımız, birçok sesini dile getirmeye çalışan sivil toplum örgütünde yer alan arkadaşlarımız ve sadece vatandaşlar, yani sosyal medya ağlarını, platformları kullanan vatandaşlar fikirlerini dile getirmek üzere burada paylaşım yaptıklarında bunu farklı noktalara çekip bir de üstüne üstlük sanki ortada bir antisemitizmle alakalı yaklaşım varmışçasına bir algı geliştirerek en önemli olarak her zaman dile getirilen fikir hürriyeti, yani freedom of speech İngilizcesi, sürekli bu söylenir. Bunu engelleyen, sansürleyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Yani burada çok temel ortaya atılan bir takım temel olguların yok edildiğini, üzerlerin çiğnendiğini, özgürlüklerin kısıtlandığının, haber alma ve haber verme özgürlüklerinin de kısıtlanmaya çalışıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Bunu, tarih bize bunu gösterecek, zaman bunu gösterecek. Bunu açıklayamayacaklar. Bunun sebebini, bunun her ne şekilde olsun neden dolayı yapıldığını bir şekilde dile getirmek veya bunu sebeplendirebilecek bir argüman ortaya koyamayacaklar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bundan yaklaşık 3 sene kadar önce Christchurch'te, Yeni Zelanda'da bir terörist, insanlıktan nasibini almamış bir canavar, ibadetini yerine getirmek için camiye toplanmış olan Müslümanların üzerine elinde otomatik silahlarla ateş etti. Onlarca insanı katletti. Bunun dahi görüntüleri veyahut da onun paylaşımlarıyla alakalı bir nebze cılız bir takım bir şeyler ortaya konmaya çalışıldı ama hala şu anda bulabilirsiniz bunları sosyal medyada, sosyal ağlarda. Yani demeye çalıştığım şu, bu noktada da maalesef dünya çok kötü bir sınav veriyor. Bu anlamda tabii ki ortaya şimdi biraz yansıttığınız görüntüler, bakın burası bir caminin içerisi. Burası bir kutsal mekanın, insanların inançları ve ibadetlerini huzur içerisinde, barış içerisinde uygulamaya çalıştıkları, inancının gereği ibadetlerini yerine getirmeye çalıştıkları bir mabet. Evet. Şimdi buraya bu şekilde saldırmanın, askerlerle ablukaya almanın, içeriye gaz bombaları atmanın hangi siyasi, insani, güvenlik gerekçesi olabilir? Benim şöyle bir şansım oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde şans derken birinci elden bir takım olayları müşahede etme imkanım oldu. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan iken biliyorsunuz İsrail'i bir ziyareti oldu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın müteadit defalar dile getirmiş olduğu İsrail'den Filistin'e geçiş esnasında 45 dakika sınırda bekletilmek konusu vardır. Evet. Ben o sırada Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber aracın içerisindeydim. Oradaki ortaya konan tavır, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi karşısında geri adım atmak zorunda kalan İsrail yönetimi o zaman da geçişimize izin vermek durumunda kaldı. Fakat zihniyet olarak baktığınız zaman devlet politikası açısından, hükümetlerin uygulamaları açısından neresinden bakarsanız bakın hiçbir şekilde diplomatik olarak da açıklanamayacak bir durumu biz orada hükümet temsilcisi olarak bir devletin resmi delegasyonu ve başbakanı oradayken evet. buna muhatap kılınmaya çalışıldı. Şimdi evet. bakın bunu bir hükümetin başına temsilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsilen orada bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan olarak yapmaya çalışan evet. o yönetim, bakın yönetim sözünün özellikle altını çiziyorum. İsrail vatandaşlarıyla orada hayatını sürdüren İsrail vatandaşlarıyla yaşayan insanlarla kimsenin bir sıkıntısı yok. Evet. Ama yönetimlerin, devletlerin ve hükümet politikalarının ortaya koymuş olduğu bu zulme karşı sesini çıkaramayan dünya bu sesini çıkaramayışının karşılığında bunun altında kalacaktır. Evet. Sorunun temel noktası, en temel noktası insan haklarına muhalefet eden, insan hakları çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler anlaşmalarını hiçe sayan İsrail yönetiminin ortaya koyduğu mezalimdir, zulümdür. Evet. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım. Bu noktada Sayın Kılıç tabii ki bir yandan da aslında İsrail'in saldırıları devam ediyor. Ekranımızda da Gazze'den şu an canlı görüntüleri de ekranlara getiriyoruz ve o sıcak noktaya bir kez daha dönmemiz gerekiyor. Anadolu Ajans muhabiri Esat Fırat karşımızda. Esat Fırat, kolaylıklar dileyelim. Neler yaşanıyor şu an Gazze'de, Filistin'de neler oluyor? Birazdan Esat Fırat'a bir kez daha döneceğiz. Sesle ilgili bir sorun var. Onu toparladıktan sonra bir yandan da Gazze'den gelen canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Ne yazık ki gün boyunca İsrail'in hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de yapmış olduğu saldırılarda yine onlarca Filistinli şehit oldu. Bir yandan o saldırılar devam ederken tabii ki yoğun bombardımanın devam ettiği haberleri de geliyor. Şu ana kadar ne yazık ki 130 şehidimiz var. Şimdi bir kez daha kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. Sıcak noktaya. Esat Fırat karşımızda. Esat, kolaylıklar dilerim. Sözü hemen İstanbul'dan sana bırakalım. Evet, merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle bugün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşananları size aktaralım. Sonra Gazze şeridinde yaşananlara geçelim. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün Mescid-i Aksa'da kılınan Cuma namazında Gazze şeridine yapılan saldırı, hutbe konusu Gazze şeridine yapılan saldırıydı ve yine Mescid-i Aksa'nın hürmetinin ihlal edilmesi meselesiydi. Şeyh İkrime Sabri Cuma hutbesini okudu, eski Kudüs ve Filistin müftüsü. Kılınan Cuma namazından hemen sonra da Filistinler Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir kez daha toplanarak İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu saldırıları protesto eden gösteriler düzenledi. Onlarca, yüzlerce Filistinli oradaydı. Ancak herhangi bir polis müdahalesi olmadı. Şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Orada Filistinliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye askeri destek çağrısı yaptı. Buna ilişkin sloganlar attı Filistinli gençler. Ancak tabii herhangi bir müdahale söz konusu olmadı. Bununla beraber işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 24 ayrı noktada Filistinler Cuma namazı sonrası gösteriler düzenlediler. Orada da İsrail askerlerinin müdahalesi söz konusu. Şu ana kadarki saldırılarda en az 10 Filistinli şehit edilmiş durumda Batı Şeria'da. İsrail askerleri oradaki göstericilere gerçek mermi ve plastik mermilerle saldırdı. 60'ı aşkın yaralı var o tarafta da. Az önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin bir kez daha Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlere müdahalesi vardı. Burada toplanan Filistinli göstericilere müdahalesi oldu. Bizim ofisimizin de bulunmuş olduğu noktada Şeyh Cerrah mahallesinde fanatik Yahudilerin, Yahudi yerleşimcilerin silahlı saldırılarına şahit olduk biz orada. Bu çok önemli bir şeydi. Yani Yahudi yerleşimcilerin, silahlı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere, sivil Filistinlere, savunmasız Filistinlere İsrail polisinin koruması altında silahla saldırdığını gördük. Bunu az önce haberini geçtik. Esat Fırat, bu oldukça önemli bir bilgi. Şimdi bugüne kadar tabii ki biz İsrail güvenlik güçlerinin, İsrail askerlerinin saldırılarını biliyorduk ama sen şu an bize yeni bir bilgiden bahsediyorsun. Fanatik Yahudilerin silahlarıyla artık Filistinli Filistinlilere saldırdıklarını söylüyorsun. Bu artık sürecin bambaşka bir boyuta doğru evrildiği anlamına mı geliyor? Evet, doğru. Tam olarak mesele de bu zaten. Bugün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 750.000'i aşkın Yahudi yerleşimci var ve bunların büyük çoğunluğu silah edinme hakkına sahip ve büyük çoğunluğu silahlı doğrusu. Dün gece de işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesi yakınlarında Filistinlere saldırıları oldu. Artık silahlı bir şekilde bu saldırıları gerçekleştiriyorlar. Maalesef bu durumda çok tedirgin edici, çok tehlikeli bir boyuta ulaşma durumu söz konusu. Gazze şeridinde de maalesef ki İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail'in bombardımanı devam ediyor ve sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere şehit sayısı 130'a ulaşmış durumda. Yüzlerce yaralı var, 1000'i aşkın yaralı var maalesef ve sözü size bırakalım. Esat Fırat, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim ve kolaylıklar dileyelim. Peki Gazze'den bahsediyoruz. Gazze nasıl bir yer? Şimdi bu konuyu daha yakından bakacağız. Haritamızın önünde konuşacağız. Sayın Muin Neamin'i yayınımıza davet ediyorum. Barkomuza davet ediyorum. Şimdi hocam, Gazze'den bahsediyoruz. Gazze tam olarak nasıl bir yerleşim yeri ve aslında İsrail'in uzun yıllardır ablukası altında olan bir yerden bahsediyoruz. Ne kadar kişi yaşıyor ve ne kadarlık bir alan aşağı yukarı? Yani açıkçası Gazze denilince insanlar aklında bu kadar savaş, bu kadar eylem, sanki bir büyük bir ülkenin ve büyük bir alanda bir çatışma var. Gazze'nin uzunluğu yaklaşık 40 kilometredir. Ortalama derinliği 8 kilometredir. 365 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Sadece 365 kilometrekarelik yani bir alan. Aynen. Yani İstanbul'da birçok ilçe Gazze şeridinden. Bakın Gazze şeridi diyoruz çünkü Gazze şeridinin merkezinde Gazze var ama 8 şehir var burada. Ve toplam nüfusu 2.150.000 insandır. Dünyanın belki en yoğun nüfus yaşadığı bölgenin. Şimdi onu bir kez daha tekrarlayalım. Yaklaşık 365 kilometre karelik bir alanda yani 2 milyondan fazla insan yaşıyor. 2.150.000, bir de yani 365 kilometre kare, gene bir daha söyleyeyim, 40 kilometre ile 8 kilometre o kadardır. Yani bir İstanbul'u bilenler, İstanbul'da bir ilçeden bir ilçeye kadar mesafedir. Ve içinde gerçekten çok yoğun bir nüfus yaşamaktadır. Ve bu yaklaşık 17 senedir, 16 senedir ambargo ve kuşatma altında. Ve bu 16 sene içerisinde 3 defa büyük savaşa, bugün 4.'sünü yaşıyoruz maalesef. Ve bir sürü saldırıya maruz kaldı. Peki İsrail şu an özellikle son birkaç gündür Gazze'ye hedef alan hava saldırılarını ekranlara getiriyor. Nereleri vuruyor? Hedefinde nereler? Her yer. Yani şu anda biz ilk başladıklarında Gazze şehrin merkezine yavaş yavaş bazı noktalara saldırmaya başladılar. Ama ikinci 24 saatten sonra artık kuzeyden Rafah sınırı, yani Beyt Hanun, kuzeyinin sınırı Beyt Hanun'dan Rafah'a kadar saldırmaya başladılar. Dün gece bir aslında askeri propaganda yapıldı. Ve dediler ki işte kara harekat başlamıştı. Aslında o da bir psikolojik ve askeri oyundu. Neden böyle bir açıklama yaptı? Bir hata mıydı? Önce onu sorayım. Hata değildi. İlk başta öyle söylendi. Birçok medya kuruluşunda yazmıştım. Hata değildi. Bu bir oyundu. Birincisi, iki hedef vardı. Ya buradaki Filistin, çünkü ateş kemeri oluşturdular. Tam kuzeyinin tamamı, Doğu bölgesinin birçoğu ve Rafah bölgesinde ciddi bir ateş kemeri oluşturmaya başladı. F-16'larla ve top mermilerle. İki amaçları vardı. Birincisi, eğer bir kara hareketi yapmaya planlıyorlarsa birkaç gün içinde buradaki insanların hepsi buradan kaçsın. Hareket daha kolay olsun. Peki nereye kaçmaları? İşte içeriye kaçsın. Yani içeriye doğru kaçsın. Orta bölgelerde toplansınlar. İkincisi, biz kara hareketi başlattık propagandası haber yayarak Filistinli direnççilerin çıkmasını bekliyorlardı. Ki onları çıktıkları anda avlasınlar. Ama direniş bunu zaten ilk defa İsrail'le savaşmıyorlar. Alıştılar. Böyle bir şey yoktur. Oradan meydandan gelen bilgilere göre herhangi bir hareketlilik olmadığı deyince ve direniş sözcüleri kimse hareket etmesin. Bu bir yalan haberdir. Kastanya'yı bulan bir propagandadır deyince İsrail yok biz yanlış anlaşıldık. Tercüme hatası yapıldı. Hatta Wall Street Journal muhabiri dedi ki yalandır. Ben kendisine sordum. Şu anda askerleriniz Gazze'de midir? Evet dedi bana şey diyor askeri sözcüsü. İsrail ordusunun askeri sözcüsü. Ama ondan sonra işte her biri birbirine suç atarak işi kapatmaya çalıştılar. Şimdi haritaya baktığımız zaman Gazze'nin etrafının tamamının İsrail'le sarılı olduğunu görüyoruz. Ya bir tek bu bölge Mısır sınır bölgesidir. İşte hep Rafah sınır kapısı, evet. Rafah sınır kapısı diyoruz ya. İşte buradan bir tek sınırla, Rafah'la sınırımız var. Deniz tamamen İsrail askeri botlarla ve askeri gemilerle kuşatılmış durumda. Zaten kuzeyden İsrail işgal devletin askeri birlikleri, doğusu da tamamen askeri bir kışla haline dönüşmüş. Bir de üstüne de özellikle kuzey ve doğunun bir kısmı büyük duvarlarla 10 metre 15 metrelik betonarme duvarlarla kuşatılmış durumda Gazze. Yani dünyanın en büyük hapishanesi veya o en kalabalık hapishanesi diyebiliriz Gazze için. Oldukça önemli ifade. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden bahsediyoruz. Açık hava bile değil. Yani açık hava değil çünkü havası bile kirletiliyor şu anda sürekli bombardımanlarla ve hatta İsrail İşgal Devleti son dönemlerde Gazze sınırında farklı kimyasal atıkların gömdüğü de kanıtlanmıştır. Ki hem suyunu hem de havasını sürekli kirli kalsın. Ölüme terk etmek için kesinlikle ellerinden geleni yapıyorlar. Kesinlikle. Şimdi bir başka haritamızı daha ekranlara getireceğiz. Aslında biz bu haritayı uzun zamandır konuşuyoruz. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda evet, zaten dünyaya hitap ettiğinde o harita üzerinden konuşmuş. Şimdi o haritayı bir ekranlara getirelim. Filistin'in nasıl yok edildiği aslında İsrail'in nasıl oluşturulduğunu. 1947'ye gittiğimizde şimdi yeşil renk neyi tanımlıyor? O arada bir de beyaz küçük noktalar var. Onlar neyi tanımlıyor? Aslında Sayın Cumhurbaşkanı bir harita daha kullanılmıştı. Bundan önceki 1946'daki. Evet. Burası İngilizlerin ve İngilizlerin baskısıyla Siyonist Yahudilere teslim edilmiş topraklardan bahsediyoruz, beyaz noktalar. Yeşil alan Filistin devletin gerçek yasal olarak mülkiyetidir temsil eden. Burada yaklaşık %10-%90'a tekabül eden bir orandan bahsediyoruz. Evet. Şimdi ondan sonra 1947'de bir paylaşım planı yapılıyor. İşte o 46'da böyleyken 47'de İngiliz arabuluculuk yapmak için gelin bölüşelim diyor. Bakın yasal olarak, kanun olarak İngiliz'in tapusunu da dahi yani İngiliz'in tapu belgelerini de dahi mülkiyet böyleyken evet, çözüm önerileri budur. Yani şimdi, size bunu Filistinlere buna verelim, kalan İsrail'in olacak diyor. Ya burada Filistin'e tabii ki böyle bir mantıklı bir haksız bir öneri kabul edilemez. Daha ilk planda zaten Filistin'in denizle Akdeniz'e olan tüm bağlantısını koparmış oluyorlar. Farkındaysanız hemen Filistin'in en verimli bölgeleri, en önemli stratejik noktaları kuşatılmış durumda. Yani bakın Batı Şeria dediğiniz bir yere bakın. Stratejik olarak buradan ve buradan şey yapmışsınız. Dünya ile bağlantı kesmişsiniz. Denizle bağlantısı kalmayacak. Ve bu aslında Filistin'e kabul etmeyecekleri bir öneri olduğunu kendileri de biliyorlardı ama biz bir öneri verdik demek istiyorlar. Tabii ki 1947'de savaş, 48'de savaş patlak verince İsrail işgal etti. Filistin'in %78'ini işgal etmiş oldu. Evet. Ve artık bu plan düşmüş oldu. Ve baktığımızda bitmedi. Aynen. 1967'de Batı Şeria'yı ve Gazze'yi işgal ettiler ama Batı Şeria ve Gazze'de Filistinler olduğu gibi kaldılar. Kaçmadılar, çıkmadılar oradan. Ama nedir? Batı Şeria böyleyken 67'de yerleşim dedikleri, ben gasıpçıların diyorum. Çünkü gerçekten bu yerleşim kelimesi biraz pozitif bir kelime olarak algılanıyor. Evet. Çünkü bir insan işte boş bir yere yerleşebilir, yerine kendi evinde yerleşebilir. Burada Filistinlerin mülkiyeti, Filistinlerin evlerinde, Filistinlerin arazilerinde gasıpçı grupları gelip devletin, tabii ki ben burada devletin emriyle ve devletin yönetimiyle ve maalesef o toplumun zihniyeti... Yani daha iyi anlayabilmemiz için şöyle sorayım. Bir gün sizin eviniz var, evinizde oturuyorsunuz. Kesinlikle. Şu anda olan da bu. Şeyh Cerrah, bu Kudüs'teki meselenin patlak verdiği olay aslında budur. Filistinler, Kudüsler evlerinde oturuyor. Bir gün Amerika'dan gelmiş, Fransa'dan gelmiş, Almanya'da gelmiş bir Yahudi aile veya fertler geliyor, evinizi basıyor, çıkartıyorlar siz silah zoruyla ve kendileri eleşiyorlar. Olan da bu. Filistinlerin yaşadığı bölgeleri zorla ellerinden alınıyor ve yerinde Siyonist Yahudiler yerleştiriliyor. Peki o evlerinden çıkarılan insanlara gidebilecekleri bir yer gösteriyorlar. Hayır. Öyle bir sorumluluğumuz yok diyor. Sen istediğin yere gidebilirsin diyor. Bizim yani Filistin'de olmadığı sürece istediğin dünyanın her yerine gidebilirsin diyor. Ama kendi topraklarına gelemezsin diyor. İşte mantığı bu. Yani hatta Şeyh Cerrah'taki Kudüs Şeyh Cerrah meselesinde Filistin'e dediler ki özellikle bazıları 48 bölgesinden yani Hayfa ve Yafa'dan güç çıkmış Kudüs'e gelmiş 48 savaş sırasında. Dediler ki tamam biz çıkabiliriz ama bir şartımız var. Nedir? Bizi Hayfa ve Yafa'ya iade edin. Bizim mülkümüz, tapumuz, resmi mülkiyetimiz var. Yok diyor artık oraya dönüş hakkınız yok diyor. Evet. Tabii ki burada Birleşmiş Milletler'in 194. Kararına göre bu Filistin'in hepsinin dönüş hakkı vardır. Bu da oldukça önemliydi. Şimdi bu noktada Sayın Özgür Hocam'la devam etmek istiyorum. Hocam sizi yerinize alalım. Çünkü İsrail'in bugüne kadar siz de barkomuzu alalım. Hep anlatılan aslında biraz da Hollywood filmleri bari anlatılan bir savunma sisteminden bahsediliyordu. Demir Kubbe. Biz bunu hep duyuyorduk, Demir Kubbe. Şimdi bu görsel bize ne anlatıyor ve Demir Kubbe nedir biraz da bunun üzerinden konuşalım. Neden bahsediyoruz? Demir Kubbe nedir? Evet, şimdi özellikle 2006 yılında bu 4000'e yakın füze atıldı. Çoğunluğu sadece Gazze'den değil tabii diğer yerlerde ama bunların İsrail merkezi yerlerine düşmesi halkta büyük bir panik yarattı. Zaten daha önce böyle bir projeleri vardı, bunu hızlandırdılar. Planlanan hedef şu, şu atılan füzeleri... Filistin'den gelen füzeler bunlar. Grad füzesi, Katyusha füzesi, kısa menzilli, böyle yatay olarak düşen, yani kruiz füzesi gibi bitmiyor. Böyle çıkan füzeyi, işte bu Tamir füzesi, Iron Dome dedikleri, 4 lançer var. Her lançerde 20 tane var. Bu rakamı şunun için birazdan açıklayacağım, bu 20 rakamın niye öyle olduğunu. Bunlar şu an görünmüyor ama radar sistemleriyle şu füzelerin takribi yerini görüyorlar. O istikamete bu 20'likten ilgili sayı kadar füze atıyorlar. O füzenin yaklaştığı yerde havada parçalanıyor ve o füze havada etkisiz hale getiriyor. Tabii teknoloji yüksek. Yani bu şöyle söyleyeyim. S bandı bir radarla, şuralarda bunu S bandı bir radarla ve X bandı bir füzenin üzerindeki güdüm sistemiyle bunu havada vuruyorlar. Yani bir asimetrik etki yaratılmasını engelliyor. Ama nasıl vuruyorlar? Hepsini vuramıyorlar tabii. Başarı oranı kendilerine %90, bazı kaynak biraz daha düşük. Tabii bunun da bir karşı metodu geliştirilmiş durumda. Evet. Yani her zaman muharebelerde şeydir. Yani birisi bir şey üretir, ona karşı bir şey üretirsin. Sonra onun kullanım konseptini değiştirsin. Süreç bu şekilde işler. Arkada canlı yayında şeklinde veriyorlar. Yani canlı derken daha görsel veriyorlar. Bir tane daha vardı sizin görseliniz o radar. Şimdi onu da ekranlara getireceğiz. O sisteminden bahsedeceğiz ama biraz da şunu da konuşmak istiyorum. Bugüne kadar özellikle Batı basında o çok övülen bir sistemdi Demir Kubbe ama burada da ekranlara getirdiğimizde çok da fazla Demir Kubbe'nin çalışamadığını sanırım gördük bu süreçte. Şöyle çalışıyor aslında ama yani şimdi kendi içinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz bununla ilgili. Bir de şunu kıyaslamayın. Şimdi bu bir hava savunma sisteminden daha farklı bir şey. Yani alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi. Ama bu tip seri füze saldırına karşı yani bir S-400'e bir Patriot hava savunma füzesi kıyaslamayacaksınız. Bunun kendi konsepti bu kısa menzilli füzelere karşı kullanma. Kubbe derken de şöyle çok değişik yerlerde lançerler var. Anlatacağım şimdi. Çok değişik yerlerde lançerler var. Bu lançerlerin şöyle söyleyeyim etrafa dağılmasıyla yani tam bir böyle bir manyetik bir kubbe falan yok. Böyle yani seyircilerimizin aklında öyle bir şey kalmasın. Fakat radarın sağladığı bir tam kapatma alanı var. Küçük radarların sağladığı füzelerle gelen füzeyi havada vurmaya çalışıyor. Şimdi şöyle bu şekil üzerinden anlatalım. Bakın buradan işte Katyusha, Grad neyse bazı havan topu olmak üzere neyse atılan mermi. Burası yerleşim yeri. Şimdi şu füzenin tabi bunu görsel olsun diye yaymışlar ama şu füzenin atıp vurması için şu radarın şurada var radar tespit ve takip radarı dedik. O radarın şunun uç istikametine yakın bir yerde, şuralarda bir yerde olması lazım. Niye? Şimdi şöyle bir radar hüzmesiyle bunun takribi yerini buluyor. Takribi yerini yani bölgesini gösteriyor. Ondan sonra lançerden komuta kontrol sisteminden yerden otomatik olarak yönlendiriliyor. Füze gidiyor o istikamete, o radarın gönderdiği. Ondan sonra belli yerden sonra kendisi artık hedefe yönelip kendisi buluyor. Kendi ekspandıyla. Şimdi burada zayıf noktasını söylüyorum. Evet. Yani burada başarısız oldukları, sizin özellikle açtığınız bölüm, niye tam istenen başarı sağlam bölümü açıklıyorum. Şimdi bu dedim ya 20'lik bir lançer düşünün. Dört batağı yan yana istediği kadar kendi ürettiği için koyabiliyor. Ama siz buradan sürekli olarak aynı istikamette sürekli olarak yani diyelim ki 21 tane füze gönderdiniz. Bunun hepsini vursa bile, hepsi 20 tane bir lançerin 21 tane hepsi vursa bile bir tane füze o değişme anında, yani şarjör değiştirme gibi, lançer değiştirme anında işte o zaman bu füze bu biraz önceki o koruma alanını geçiyor ve hedefe gidiyor. Hedefe vuruyor. Yani hiçbir sistem mükemmel değildir. Yani kendi içinde aslında iyi bir sistem yapmışlar ama her sistemin zayıf yönü vardır. Aslında normalde radar sistemlerini vursalar mesela o zaman daha fazla etkili olur. Yani vurdular tabii onu vuracak. Bugün iki tanesini vurdular. Evet. Bu da yeni bir bilgi. Evet. Ben tabii şey olarak söylüyorum bunu. Yani normalde bunun başarı ihtimali bu söylediğim X bandı radarın oraya hüzme vermesi ve o atılan füzelerin o istikamete gitmesiyle bağlantılı. Bu noktada aslında Filistin tarafından ki yanlış bir rakamda vermeyeyim aslında İsrail'in hedeflediği füze sayısından çok daha fazla bir füze atışının da gerçekleştiği. Ve aynı yerden. Yani burada şu değil. Mesela şu sistem şöyle kurtarıyor bunu. Geniş cephede atarsa bu dedim ya 20'lik şeyler o zaman kurtarıyor. Ama dar alanda yani şey olarak düşün devamlı aynı yere suyun böyle yüklenmesi gibi düşün. Mutlaka orada bir şey açacaktır. Öyle bir konsept geliştirmişler ve orada zayıf tarafı bulmuşlar. Bu noktada aslında isterseniz biraz da bir başka ekranlara bir açıklamaya getirelim. Çünkü zaman zaman aslında batıdan, batı kamuoyunda etkileyebilecek İsrail'e yönelik gerçekleri söyleyen isimler de oluyor. Şimdi birkaç yıl öncesine gideceğiz. Bir Fransız vekilin yapmış olduğu açıklama İsrail elçisine yönelik sözlerini ekranlara getireceğiz. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Vous avez dit l'utilisation de la terreur pour atteindre un objectif, ça s'appelle du terrorisme. C'est exactement ce que j'ai dit au président de la Knesset. C'est que la politique qui est menée par Israël à Gaza, c'est que vous avez semé la terreur, vous avez broyé la zone économique de Gaza, du nord de la bande de Gaza, kilomètres. Et ça, c'est pas un acte militaire, c'est bien un acte d'humiliation, c'est bien un acte de terrorisme. Et votre pays mène une politique terroriste. Et donc, on a des terroristes en face de terroristes, si vous voulez. Vous êtes venus nous faire, avec les images à l'appui, et les Français qui vont suivre cette commission n'ont pas vu les images, mais des images de propagande, vos images de propagande que vous distillez peut-être en Israël pour convaincre les Israéliens de financer votre armée, de financer vos actes. Şimdi bir yandan da aslında dünyadan tepkilere de bakacağız ama o beklediğimiz tepkiler değil. Çünkü belki de zamanında dünyada bir daha savaş olmasın diye kurulmuş olan bir kurum. Birleşmiş Milletler'e bakacağız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin dün akşam saatlerinde yapmış olduğu bir paylaşım var. Onu ekranlara getirelim. Üzerine konuklarımızla birlikte konuşacağız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dün akşam saatlerinde dünyaca ünlü bir bale gösterisini izliyor ki sosyal medyasından onu paylaşıyor. Bolşoy hesabına da teşekkür ediyor. Bu fantastik performanslarından dolayı inanıyorum ki diyor insanların düşüncelerini, duygularını açıklamaları için diyor kültür çok önemli bir faaliyettir ifadesini kullanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yani dünyada barışı korumak için kurulmuş olan kuruluşun başındaki yetkili isim, patronu. O sırada yüzlerce Filistinli şehit olurken bu açıklama yapıyor. Bir başka barkoyu da ekranlara getirelim. Bir skandal. Biz dedik ya batıdan Filistin'e yönelik bir destek mesajı, İsrail'i durduracak bir mesaj bekliyoruz derken bir başka isim. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail'e destek vereceğini açıkladı. Bir adım daha ileri gitti. Başbakanlık binasına ülkesinin bayrağı ve Avrupa Birliği'nin bayrağının yanında İsrail bayrağını açtı. İfade olarak da bugün bir dayanışma işareti olarak kullanıldı İsrail bayrağı. Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terör saldırıları en güçlü şekilde kınanacak. Hep birlikte İsrail'in yanındayız dedi. Kim? Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz. İşte batıdan açıklama bekliyoruz dedik, batıdan tepki bekliyoruz dedik ama gelen tepkiler bu. Hikmet Genç, iki önemli ifade. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 10 saat sonra Sebastian Kurz. Bunlardan çok farklı şey zaten beklemiyoruz biz. Yani bugün hem Birleşmiş Milletler biraz önce ifade ettiğin gibi yani görevini düşündüğümüz zaman Birleşmiş Milletler'in dünyadaki barışı tesis etmek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya barışı, entegrasyon falan hepsinin aslında birçok uluslararası kurumların da aslında hangi amaçla kurulup da arkasından ne hale geldiğini. Bakıyoruz son yıllardaki olan dünyadaki savaşlara, Orta Doğu'da işte Amerika'nın işgalini. Mesela yani bu öyle bir hale gelmiş ki birçok uluslararası kurum ve kuruluş zaten bu konuda etkisiz. Ne görevlerini yapıyorlar ne de uluslararası kurumlar ve kuruluşlar o anlaşmalar çerçevesinde. Biraz önce harita gösterdik. O haritada bazı anlaşmalardan söz etti Üstad. O da anlaşma şu, yani oranlar belli, Birleşmiş Milletler kararları var. Kim uyguluyor peki? Kimse uygulanmıyor. Birleşmiş Milletler ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. İşte sadece Müslümanlar derdi olan bazı kişiler, Sebastian Kurz gibi zaten burada fırsatını yakalamış, bunları yapıyorlar. Bütün mesele aslında belki de program girizgahında ve sürekli söylediğimiz bir şey var. Onu atlamadıktan sonra biz dünyada bunu anlatamayacağız. Maalesef ki dünyanın en önemli yayın organları, medya kuruluşları bugün Batı emperyalizmin güdümü altındadır. Bu kadar net. Dünya kamuoyu Batı emperyalizmin güdümü altında olan dünyadaki tüm önemli ve en büyük yayın organları ve Batı güdümünde, yani emperyalizmin güdümünde. Şöyle soralım, ölen bir Filistinli çocuğun, ölen bir Filistinli bebeğin Batı için hiç mi değeri yok? Gerekirse değeri yok. Neden değeri yok? Çok iyi hatırlarsınız, Madeleine Albright Irak'ın işgalinden sonra bir soru soruldu kendisine Amerika'da. Dediler ki yani Irak'a yapılan ambargo sonucunda birçok bebek işte gıdasızlıktan, işte yardım alamamasından dolayı 500 bine yakın, yarım milyona yakın bebek ve çocuk öldü. Buna değer miydi diye. Madeleine Albright bir cevap verdi. Bazen menfaatler ve ülkenin çıkarları ortaya konduğunda tabii ki bazı şeyler göz önüne alınabilir dedi. Düşünebiliyor musun? Bebek hayatı için bahsediyoruz. Yani Irak'ı işgal etmiş Amerika bunu söyleyebiliyor. Şimdi bu çok net bir fotoğraftı. O zaman hiç unutmuyorum. Bu konuda o kadar çok tepki gösterdik ki. Yani bir de kadın. Macar Yahudisi aynı zamanda. Efendim? Macar Yahudisi. Macar Yahudisi 500 bin bebeğin ölümünün aslında Amerika'nın çıkarları doğrultusunda yaptığı hamle sonucunda olabilir böyle şeyler diyebildi. Sayın Cumhurbaşkanı 2019'daki o haritaları gösterirken de tüm dünya kamuoyuna yapabileceğiniz en güzel şeydir çünkü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapıyorsunuz ki ben o genel kurula katılmıştım şahsen. Bütün dünyayı gösteriyor. Diyor ki bakın bu 47, 67 bir ve teklif diyor ki en azından 67'de olduğu gibi bir Doğu Kudüs başkent olmak üzere bir mütecanis, yani aynı cins aynı güçte bir Filistin devleti kurulmalıdır diye mesela dünyayı seslendi. Dünya 5'ten büyüktür dedi. Bir vicdan. Peki dünya kamuoyu nasıl yönetiliyor? Dünya yönlendiriliyor. O algıyı yöneten maalesef isim de vereyim, Reuters'ı düşünün, işte AP, tüm dünyadaki en önemli yayın kuruluşları Batı emperyalizmin güdümü altında çalışır. Bu noktada senin Aylan bebeği de göstermişti mesela, hatırlıyorum. Aylan bebeğin fotoğrafını da göstermişti. Bütün dünyaya gösteriyor. Bir vicdandan bahsediyor. Dünyada en fazla insani yardım eden ülkeyim ben. Bakın diyor, bu başka bir şey. Bu bir Türkiye'nin vicdanı, bu dünyaya atılan şey. Fakat dünyada ki o dünyanın dev medya kuruluşlarından çıkan ses var mı? Aylan bebeği yok. Maalesef böyle bir dünyada da Irak'ta, Suriye'de 1 milyon insan öldü. Suriye'de 1 milyon insan, 10 milyon insan yerinden yurundan oldu. Evet. Peki dünya burada nereye baktı? Esed'e kızan oldu mu? Yok. Hayır. Onun yanında aynı şekilde toprağı işgal eden YPG, PKK'ya bütün Batı onların çaputlarını parlamentoya astılar. Evet. Yani dünyada böyle vicdan beklemeyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Şimdi az önce Hikmet Bey'in söylediği noktada ben Sayın Erim sizinle devam etmek istiyorum. Uluslararası haber ajanslarından bahsettiler ki haberlerini de yaptık. Deutsche Welle'nin bir haberi burada dikkat çekiciydi. İlk saldırı haberleri ilk geldiği zaman 9 bebeğin şehit olduğu haberini 9 bebek öldü diye duyuruyor ama İsrail güçleriyle yaşanan çatışma sonrasında 9 bebek öldü diye veriyor. Bebekler İsrail askerleriyle mi çatıştı orada? Ya yok orada bir şey. Bence Hikmet Bey'in söylediği, yani başta söylediğine ben de katılıyorum. Bunu Batı'ya kabul ettiririz mi, ettiremez miyiz? Bunlar nasıl? Bunlara bakmayalım. Şimdi mesela hepimiz şöyle bir yaklaşım içerisinde işte Batı yeterince sesini çıkarmıyor, sessiz kalıyor. Yok efendim böyle bir şey. Batı net bir şekilde bu olaya destek veriyor. Evet. Çünkü bu şimdi yıllar içerisine baktığınız zaman işte yani kronolojisi farklı olabilir ama önce Filistinlere saldırıldığı zaman şunu diyebilirdiniz. Ya bu işte en çok Arapları ilgilendirir. Bu işte Müslümanlara iş dönünce şunu diyebiliriz, bu dünyadaki Müslümanları ilgilendirir. Artık gelinen noktada ve bir süredir burada bir insanlığa saldırı var. Evet. Ve bu Kolombiya'yı da ilgilendirmesi gerekiyor. Senegal'i de ilgilendirmesi, Filipinleri de ilgilendirmesi gerekiyor. Şimdi biz ama Batı'nın burada, dediğim gibi Batı'nın burada direkt desteği var. Hiç öyle yani işi yani acaba yumuşatsak mı, işte diplomatik dil mi kullansak? Hayır. İnsani bir mezalim noktasına gelmiş bir işe artık herkesin sadece sözde değil, fiziken de dur demesi lazım. Teşbihte hata olması çok kötü bir şey, karşılaştırma biliyorum. Ama nasıl ki Bosna'da çoluk çocuk, kadın erkek katledilirken, bazılarına göre demokrasinin beşiği olan Avrupa'nın kucağında, evet, işte hepsi timsah gözyaşları döktü. Evet. Ama bir baktınız ölenler maalesef öldüğüyle kaldı, yani o zaman için söylüyorum. Burada da aynısı yapılıyor. Bence konuşulması gereken çok farklı şeyler var. Tabii ki diplomatik anlamda çok daha proaktif hareketler yapmamız lazım. Bizim değil sadece. Bütün dünyayı bu şekilde hareket etme motivasyonunu sağlayıcı girişimler yapmamız lazım. Ve buradan bir sonuca doğru gidilmesi lazım. İsrail'in yapmaya çalıştığı nettir. İsrail, Filistin topraklarında ki en son Müslümanı, en son Filistinliyi dışarı dökene kadar durmayacaktır. Evet. Bunu artık şey yapmaya gerek yok. Burada çeşitli yöntemler düşünülebilir mi? Belki zamanında konuşuldu, hatta karar verildiği gibi. Özellikle, çünkü olayın başka boyutlara taşınma ihtimali çok kolay. Özellikle Mescid-i Aksa'nın kontrolü, en azından idaresi daha uluslararası, daha adil bir şekilde yapılabilir mi? Bana sorarsanız ne alaka diyeceksiniz ki ben aynı fikri aslında Mekke ve Medine için de düşünüyorum. Çok net söyleyeyim. Çünkü bunlar bizim çok hassas noktalarımız. Hı hı. Şöyle bir empati yapalım. 10 gün mü oldu Mescid-i Aksa'daki saldırı? Yaklaşık. Bir hafta yaklaşık. Bir hafta. Peki size bir şey soracağım. Aynı tarz saldırı, hani olmaz da aynı tarz saldırı Mescid-i Haram'da olsa ne olurdu? Peki ne olacak? Hepimiz cevabını biliyoruz. Mescid-i Aksa'nın farkı ne? Hı hı. Dolayısıyla çok daha farklı boyutlardan, evet, bakmamız lazım. Hatta şu an gene konuşmadığımız bir şey söyleyeyim. Öyle boyutlarını düşünmemiz lazım ki. Net konuştu. Hocama teşekkür ediyorum bu arada. O da şu var. Yani biz şimdi dünya kamuoyunu dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani dünya kamuoyu bilecek, dünyanın jandarması haberi olacak, Batı, Medeni Batı, Almanya, Fransa, İngiltere ses çıkartacak, aylan bebekleri hatırlayacaklar falan filan gibi. Hakikaten bu beklenti içerisinde olmamız mümkün değil. Çünkü şimdiye kadar gördüğümüz, bu Batı medeniyetinden gördüğümüz nedir ki biz şu anda buradan bir şey bekliyoruz. O da şu, birkaç cümle daha yapmak istiyorum çünkü çok kritik bir nokta bu. Yani programın bu bölümünü kurguladığımız yer burası. Dünya kamuoyu kim ne yapar? O da şu, siz mesela bir Fransa'nın 1 milyon Cezayirli öldürdüğü, Ruanda'da 800 bin insanı katlettiği, ABD'nin son 20 yılda yaptığı tüm operasyonlarda milyonlarca insanın kanını döktüğünde Batı'nın ayağa kalktığını gördünüz mü? Görmedik. O yüzden ben eski örneğini verdim. Ama eğer siz mesele Siyonizm'den bahsediyorsanız, ki benim için Batı medeniyeti Siyonizm'dir. Amerika, ABD bizzat kendisi vesayetçi savaşçı kullanır ama kendisi Siyonistleri vesayetçi savaşçısıdır bizzat. Şimdi siz bunlardan medet umayacaksınız. Yok öyle bir şey. Zor oyunu bozar üstad. Nasıl biz biraz önce şurada komutanımın dediği gibi kubbeyi nasıl deldiğini gösterdik. Zor oyunu bozardan kastettiğim şu. Güçlü olmak zorundasınız çünkü böyle bir dünyadayız. Altına olan kuralı koyar. Evet. O da Elon dediği gibi Murphy'nin altın kuralıdır. Güçlü olacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Yani bu Batı medeniyetine bırakılacak, onların o vicdanına bırakılacak mesele değil. Bırakılmış olsaydı çoktan şu ana kadar zaten bir şey yaparlardı. Ama mesele özellikle İsrail ise, mesele Siyonizm ise, mesele Büyük İsrail Devleti veyahut da ardı mevcutsa tam tersine bırakın diğer dünya vicdanını, evet, şeyi bile, yani o konuda çok daha hassaslardır. Özellikle o konuya girmezler. Özellikle, evet, bu konuda net bir şekilde de İsrail'e tavır alırlar. Hikmet Genç, bu noktada bir son dakika gelişmesi var, onu hemen söyleyelim. Filistin yönetiminden gelen bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri'ne hedef alan açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri'nin sessizliği bölgede katliamlara yol açtı diyor Filistin yönetimi. Oldukça önemli bir açıklama. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri hedef alınmış durumda bu açıklamayla birlikte. Muin Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Hemen de bu sıcak gelişmeyle birlikte. Araya bir şey söyleyeyim ondan sonra. Evet. Tamam, kısa söyleyeyim. Şimdi şöyle, bu şey çok önemli. Benjamin Netanyahu'nun seçim öncesi, yani burada şimdi bir iç politika ile ilgili konu var ve bu Mescid-i Aksa'da baskı, bu arada hep Kubbetü Sahra gösteriliyor. Şu arkada da o Kubbetü Sahra'dır. Tam yakında ama Mescid-i Aksa farklıdır. Kubbetü Sahra farklıdır. Nedense hep televizyonlarda Mescid-i Aksa çok gösterilmiyor. Bunun sebepleri var. Şimdi buna çok girmeyeceğim süre kısa olduğu için. Ama Mescid-i Aksa'yı gösterilmesi önem arz eden bir konu. Şimdi burada Benjamin Netanyahu'nun planı, özellikle şimdi bütün burada yaşayan Yahudiler Siyonist değil bir kere, bunu söyleyelim. İsrail'de yaşayan halkın hepsi de bunları desteklemiyor. Bunu da bir kenara, ama şimdi siz bir hareket başlatarak işte bu füzeler falan filan tehdit ortamı oluşturuyorsunuz ve sonraki seçimde İsrail'deki vatandaşları konsolide etmek için bakın işte buraya füze geliyor bilmem ne yapıyor diye bir iç politika oynuyorsun. Bu bir. İkincisi, İran'la ilgili nükleer anlaşma şeyi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ona engel olacak. Şimdi burada İran müdahale ederse, İran, yani olayda biraz daha büyük. Bu sefer İran gene hedefe gelecek. Bu nükleer anlaşma ile ilgili ve onun dışarıdan petrol satması bölümüne taş koyacak. Yani bir harekette birçok konuya el atacak bir manevra yapıyor. Buna dikkat etmek lazım. İsrail yönetenler genellikle istihbarat ve asker kökenli. Tarihe bakın. Yani şu anki geçmişe doğru bakın. Bir askeri hareket planlaması yapılıyor. Sadece harekatı askeri olarak düşünmeyin. Sonuçları da, stratejik sonuçları da buna göre hesaplıyorlar. Şimdi en önemli şeyi söylüyorum. Bakın, hepsi bununla birbirine bağlantıdır. Durup dururken bu özellikle Fransa başta olmak üzere, ABD, Almanya'da oldu ama özellikle Fransa'da başta olmak üzere bir generallerin mektup yazma olayı var. Evet, şimdi birazdan o konuda konuşacağız. Bununla çok alakası var ama. Yani bu olayla, o mektup olayıyla bunun zamanlamasının tesadüf olmadığını bana zaman verirsiniz, çok kısa sürede anlatırım. Yani İlerleyen dakikalarda bu konuyu da konuşacağız. Ben bu noktada hem Filistin'den gelen bu açıklamayı hem de bundan sonrasında tabii ki İsrail'in daha hangi adımlar atabileceğini, daha ne kadar saldırgan olabileceğini düşünüyoruz. Muin Bey'le devam edelim. Ben birincisi biraz son katılımcıların, konukların eklediği bazı şeylerle ilgili. Birincisi, o Avusturya Başbakanı yaptığı açıklama Hitler'in çıktığı bölgeden bahsediyor. Yani Yahudi zulmünün kaynağı onlardır ve bugün gelip timsah gözyaşları dökecek. İşte İsrail'in yanındayız. Ya İsrail'in yanındaysan al İsrail'in o katlettiğin Yahudilerin torunları al yanında. Benim bir Filistin olarak benim senin yaptığın suçun ya da babanın yaptığı suçun bedeli ben niye ödeyeyim? Ben Yahudi öldürmedim, tam tersi. Filistin'de, Osmanlı topraklarında yaşayan Yahudiler kadar kimse rahat yaşamıyordu. Hatta ve hatta 1900'lerin başında Türkiye, Mısır ve Irak'ta özellikle yaşayan Yahudiler Filistin'e göç etmeye kabul etmiyorlardı. Diyorlar ki biz niye göç edelim? Çünkü Avrupa'daki Yahudiler iki şeyle kandırıyorlardı. Birincisi, oradaki fakirlikten kurtulacaksınız, oradaki güvensizlikten kurtulacaksınız diyorlardı. Türkiye'de ya da Mısır'daki ya da Irak'taki Yahudiler dünyanın en zengin Yahudileriydi. Altın, kumaş ticareti onların elinde, her yerde. Biz ne güvensizlik hissediyoruz, ne de rahatsızlık hissediyoruz. Biz rahatız zaten. Evet. Niye başka bir yere göç edelim diye kabul etmediler. Ne yaptılar? Kendi örgütlerini, kendi o Yahudilerin dükkanlarını ve eş yerlerini bombalattılar. Evet. Bu bir. İkincisi... Çok kısa alalım, bir reklama gideceğiz ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Finlandiya'da bir profesörün güzel bir, daha Filistin'le ilgili bir tartışma yaşamıştık kendisiyle. Ya dedim, Muin, siz gerçekten gariban Filistinlersiniz dedi. Avrupa'dan 1000 ölüm oldu, 2000 çocuk öldü diye ayaklanacak mı sanıyorsunuz? Bu Avrupa kendi içindeki savaşta 70 milyon insan öldürdü. Umurlarında bile değilsiniz diyor. Ancak ve ancak diyor. Onların çıkarları tehdit altında olduğu anda İmamoğlu kendi yanınızda olacaklar. Ama siz o Batı'nın çıkarları bu kadar rahat olduğu sürece, bu kadar dokunulmadığı sürece kimse Filistinlerin hakkını konuşmayacak. Nitekim gerçekten 1973'te o Mısır saldırısında petrol bir hafta kesildi. Bir hafta. Evet. Fransa'daki işçiler ve çiftçiler tek sloganla bana ne İsrail'den diye, ben mazot istiyorum diyor. Ben yakıt istiyorum diyor. Oluşmuştu o zaman. Artık çıkarını dokunulduğu anda hemen sesleri çıkıyor. Şimdi bu nokta bir virgül koyalım çünkü reklama gitmemiz gerekiyor. Muin Neamin'de çok teşekkür ederiz Filistin yazar yayınımıza katıldığı için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından reklamlardan sonra gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Memleket meselesindeyiz. Gündemi konuklarımızla birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Artık biraz yavaş yavaş iç siyasetteki gündeme ve açıklamalara geçeceğiz. Ama reklam öncesinde son sözü Filistin yazar Sayın Muin Neamin'e vermiştik. Hocam son sözü bir kez daha size bırakıyorum. Şu anda birincisi şey demiştiniz, işte bu Sayın Mahmut Abbas'ın açıklamasıyla alakalı. Hı hı. Tabii kesinlikle İsrail İşgal Devleti batıdan tepki almadıkça daha da hırçınlaşıyor, daha da rahat katliam yapıyor. Nitekim batının hikayeye katılma noktası Filistinlerin tepkisinden sonra başlıyor. Yani Mescid-i Aksa'da günlerdir saldırı yapılıyor. Batı medyasında ve batı yetkililerinden bir ses çıkmıyor. Ne zaman Filistinler buna tepki vermeye başlayınca hemen hikaye başlatıyorlar. İşte Filistinler İsrail'e saldırıp İsrail tepki verdi diye hikaye bu şekilde yazmaya çalışıyorlar. Bu alıştığımız bir şey. Hı hı. Ve bu maalesef İsrail İşgal Devleti'nin Hikmet Bey'in söylediği gibi o Siyonist lobisinin medyayı kontrol ettirmesinden dolayı oluşan bir şey. Yani ben CNN, BBC gibi kaynakları takip ediyorum. Muhabir veya spiker değil, tam bir Yahudi veya İsrail İşgal Devleti'nin sözcüsü gibi karşı taraf İsrail'i eleştirdiği anda hemen saldırıya geçiliyor. Evet. Bu bir. O Sayın Abbas'ın söylediği kesinlikle. Amerika ne zaman tepki verirse, çünkü bugün yavaş yavaş bazı İsrail işgal devletinin içinde ve batıdaki Yahudi yazarların bir tepkisi var. Eğer böyle devam ederse Amerika dahi yavaş yavaş eleştirmeye başlar dediler. Yani Netanyahu, bu yaptığın hamakati durdur, yoksa yavaş yavaş Amerika'daki kamuoyu bile kaybetmeye başlayabiliriz dedi. Ve bu gerçekten bizim, tamam biz kendi kendimize konuşuyormuş gibi oluyor ama eminim bu özellikle sosyal medyada bu saldırganlık boştan değildir. Benim şahsi Facebook ve Twitter hesaplarım son 2 gün önce kapatıldı. Niye? Çünkü İngilizce ve Türkçe olarak sürekli bilgi aktarıyoruz. Benim değil, binlerce Filistinli aktivist hesapları kapatıldı. Tek sebep terör destekleme söylemler yazmaktır veya söylemleri desteklemektir diye. Bu da ne demek? Demek ki artık bu Batı'nın ve Sünistlerin elindeki o ana akım medya yeterince şeyi kontrol edemiyor. İnsanlara bilginin akışını kontrol edemiyor. Evet. Ne yapıyor artık? Kaçanlar ve bir şekilde ulaşmaya çalışanları engellemeye çalışıyor. Ama bunu başaramıyorlar. Evet. Bugün son bir haftada birçok Amerikan aktivist, aktrist ve oyuncu Filistin'le alakalı ciddi bir bilgilendirme geçtiler ve bu etkili olmaya başladı. Çok teşekkür ederiz. Bu noktada son olarak Sayın Akif Çağatay Kılıç'a da dönmek istiyorum artık bu bloğu kapatırken. Sayın Kılıç, pek çok açıklamaları ekranlara getirdik. Sebastian Kurz'un yapmış olduğu o paylaşımı ekranlara getirdik. Bu konuyla alakalı olarak son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ben girişte o konuya değinmedim çünkü akış içerisinde mutlaka dile geleceğini tahmin ettim. Bakın burada siyasi açıdan baktığınız zaman ki Netanyahu ve Sebastian Kurz'tan bahsettiğimiz zaman aynı zamanda siyasilerden bahsediyoruz. Her ikisi ülkelerin şu andaki başbakanları. Bakın her ikisinin şu anda bir mahkeme süreci mevzubahis. Her ikisi bir takım suçlamalarla, bir takım iddialarla bir mahkeme süreci götürüyor. Ve Sebastian Kurz şu anda kendisi hakkında iddianame hazırlanmakta ve neden dolayı hazırlanıyor biliyor musunuz? Belki hatırlarsınız, stüdyodaki konuklarımız hatırlayacaktır diye tahmin ediyorum. Geçen hükümet dönemindeki hükümet ortaklarından birisiyle bakanlarla alakalı bir konuda fikrine başvurulmuştu ve kendisi bilgisi olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Fakat bunun daha sonra doğru olmadığı, başbakan olarak konudan haberi oldu ama bunu doğru şekilde ifade etmediği ispatlandı. Ve şu anda hakkında bu iddianame var ve Avusturya'da kendisinin şu anda başbakanlık görevini bu süreç, yani hukuk süreci sonlanıncaya kadar başbakanlıktan çekilmesi konusunda çağrılar başladı. Tam bu dönem içerisinde işte biraz evvel görüntüye getirmiş olduğunuz gibi, yani başbakanlığın gönderine, bayrak direğine İsrail bayrağını çekme konusu yaşandı. Bu nedir? Bu tamamen ve tamamen iç siyasi bir manevrayla dikkatleri başka yere çekmeye çalışmaktır. Evet. Netanyahu şu anda aynı şekilde iç siyasette sıkışmanın da ötesinde bir durumda. Ve buradan çıkış yolunu Çünkü şunu çok iyi biliyor ki, konuklarımız da dile getirdi. Bakın, İsrail halkı içerisinde politikasını desteklemeyen, biraz evvel Muin Bey güzel bir söz yaptı. Bu gaz politikasını desteklemeyen, bunun böyle olmamasını gerektiğini düşünen çok sayıda da İsrail vatandaşı var. Ve burada bir takım ciddi manada hukuki süreçlerden bahsediyoruz. Kendisini şu anda başında dert olarak olan ve bakın bu noktada bize bir takım eleştiriler getirenler, Türkiye ve farklı ülkelere eleştiriler getirenler. Ya bak, düşünebiliyor musunuz? Netanyahu'nun oğlu bir troll ağzıyla çıktı, bir takım abuk subuk paylaşımlar yaptı. Evet. Şimdi biraz evvel Muin Bey benim başta söylediğim şeyi tam da ispatlarcasına diyor ki 2 gündür benim sosyal medya hesaplarım kullanıma kapatıldı. Yani bir terör örgütünün propagandasını yapan, isterse İsrail'in başbakanının oğlu olsun, bir kişinin sosyal medya hesabına hiçbir tepki olmuyor veyahut da dünyanın birçok yerinde ve özellikle Türkiye'de terör eylemi yapan terör örgütüne karşı sözler söylendiği zaman veyahut da söylendiğinde yayınlanması engelleniyor ama burada engellenmiyor, tek taraflı açık bırakılıyor. İşte bu ikiyüzlülük içerisinde Birleşmiş Milletler'in 149 sayılı kararı da havada kalıyor. Bakın, evet, tamamen ve tamamen Sebastian Kurz'un yaptığı olay, her şeyi bir kenara koyalım, samimi değildir. Hiçbir şekilde hiç kimseye buna inanmasın. Bu tamamen ve tamamen kendi üzerindeki siyasi ve hukuki baskıyı başka yönlere kanalize etmeye çalışmakla alakalıdır. Çünkü şunu çok iyi biliyor ki bu yaptığı hareket sonunda bir takım farklı yönlere belki evrilmeler olabilir. Ama eminim ki oradaki iddianameden kurtulamayacak. O zaman onun hesabında nasıl verecek bilemiyoruz. Macron aynı şekilde. Bakın, evet, son 1 yıl içerisindeki zikzaklarını görüyorsunuz. Önce İslam'la ilgili, İslam dinimizle alakalı, yüce dinimizle ilgili bir takım söylemler söyledi. Nereye kadar gidebilirimi test etmeye çalıştı. Bunlar çok hesaplı ve kitaplı atılan adımlar. Lütfen bunları böyle bir anda bir sinirlen, bir anda bir işte bir olaya karşı yapılmış açıklama olarak görmeyelim. Avrupa İslamı veya Fransa İslamı ne demektir Allah aşkına? Hı hı. Yani bunların arkası hesaplanmış, bunların arkasındaki ortaya konan sözler çok ince elenmiş eleklerden geçildi. Evet. Bakın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı iken Sayın Macron, sayın diyorum çünkü Fransa halkının seçmiş olduğu cumhurbaşkanıdır. Bu anlamda makamına karşı saygı göstermem gerektiği için Sayın Macron diyorum. Ama gelip de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Avrupa Konseyi'nin 75. yıl kutlamaları çerçevesinde bir konuşma yaptı Gökhan Bey. Bu konuşmayı rica ediyorum, basın mensubu olan ve özellikle bunu takip eden, bu günlük olayla takip eden arkadaşlarımız arşivlerden çıkartıp izlesinler. 1 saat 20 dakikaya yakın konuştu. Hiçbir şey söylemedi. Ama bir şey söyledi. Çıktı, Türkiye'nin o zaman Ege denizindeki ve Yunanistan'la olan karşılıklı durumumuzdan dolayı çıktı. Yunanistan'ın yanında yer alan açıklamayı yapıp Türkiye'yi yine bir orada eleştiriye maruz. Evet. Yeri yoktu, gereği yoktu. Bakın, bunlar böyle basitçe söylenen şeyler değil. Biz bunları her yerde dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Hiçbir çekincemiz de yok bunları dile getirmekten. Ve en üst seviyede bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bakın, maalesef ve maalesef Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar yüksek bir şekilde, bu kadar üst bir noktada buradaki kızgınlığını, uluslararası hukuka karşı yapılan katliamı, insanlığa karşı yapılan katliamı dile getiriyor. Hı hı. Fakat maalesef üzülerek görüyoruz ki biz, evet, Batı medyasının, Batı siyasetinin bu anlamdaki yapmış olduğu veya yapmadıklarından dolayı eleştiri getiriyoruz. Ama üzülerek söylemem gerekiyor ki Arap dünyasında da yeterince bir ses çıkmamaktadır. Bunu da görmemiz gerekiyor. Bunu da açık ve seçik olarak dile getirmemiz gerekiyor. Bakın, buradaki bir birliktelik ve beraberliğin karşı taraftaki durumla alakalı düşünceyi de, hareketi de etkileyeceğine inanıyorum. Diplomasi budur. Yani evet, burada siz tepkinizi dile getirdiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka karşı noktanızda yer alanların da ya bir bakalım burada ciddi bir tepki var demek durumundurlar. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi evet çok geç kalan bir açıklama, yani nasıl bir açıklama yaptı da tam belli olmayan şekilde bir açıklama yaptı. Ama bakın yavaş yavaş içeriden de bir takım senatörler, milletvekilleri seslerini çıkartmaya başladı. Evet. Benim dile getirmeye çalıştığım konu budur. Yani sesimizin çok çok daha gür çıkması gerekiyor. Yani kendi şahsi hayatımda örnek vermek gerekirse öğrencilik yıllarımda gösterilere katılmış, o gösterinin içerisinde yürümüş bir kardeşinizim. Evet. İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu saldırılarla alakalı. Ama bakın bugün baktığımız zaman şunu görüyoruz. İşte konuşuyoruz. Yani bir saate aşkındır sürede burada bir takım konuları anlatmaya çalışıyoruz. Askeri anlamda bir takım önemli bilgiler paylaşıldı. Siyasi açıdan, basın mensupları açımızdan, basın açısından. Ama temel nokta sesimizin çok gür bir şekilde bir ve beraber çıkmasıdır. Yani bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gazze'de, Filistin'deki yaşanan ve Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan bu saldırıların, bu zulme karşı tüm siyasi partilerin altına imza koyduğu bir bildiri yayınlanmış olması önemlidir. Gerçekten önemlidir. Çünkü Türkiye olarak bizim hem tarihimizden gelen, hem bugünümüzden gelen, hem de bakın yakın zamanda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yaşanan Karabağ konusundaki mücadeleyi iyi hatırlayalım. Bakın bu dünyaya çok farklı şeyleri gösterdi. Evet. Türkiye'nin buradaki duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın burada ortaya koymuş olduğu irade ve bunun arkasında birleşen milletimiz ve siyasi anlamdaki de meclisimizin duruşu ve Türkiye'nin burada Azerbaycan'ın yanında yer alışı ve tabii ki Türkiye'de üretilmiş olan, Türkiye'nin dünyaya göstermiş olduğu savunma sanayindeki ilerlemenin belki de tabiri caizse alandaki doğrudan yansımasının ortaya çıkmasıyla bir takım unsurlarını daha dikkatli davranmaya başladığını görüyoruz. Evet. Şimdi bakın bugün Sayın Macron zannedersem bugün de yine Ermenistan'la alakalı ortaya atılan bir takım yalanları sahiplendi ve ne dedi? Biz Ermenistan'ın yanındayız. Ya 30 küsür yıldır Birleşmiş Milletler kararıyla işgalci olduğu ortaya konmuş olan Karabağ meselesinde ağzınızı açmadınız. Şimdi bir takım nereden çıktığı belli olmayan haberlerin arkasına sığınarak yine bir takım açıklamalar yapıyorsunuz. Bakın bunların hepsi maalesef iç siyasete yönelik adımlardır. Evet. Bizi yani Türkiye'de siyaseti bir takım eleştiriler getirerek işte popüler olsun anlamında diye itham edenlere şunu söylüyoruz. Ve bunları söylemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah bir Almanya ziyaretim olacak. Orada muhataplarımıza da bunu söyleyeceğiz. Yani bakın kendi iç siyasi dengelerini ve mücadelelerini bir başka noktalarda kazanabilmek için bütün insanlığın bu acı çektiği olayları kullanmaktan geri durmayanlar kusura bakmasınlar, bize siyaset ahlakı dersi veremezler. Evet. Bu noktada çok ciddi manada kararlı duruşumuz devam edecektir. Evet. Bundan dolayı da bakın tekrar söylüyorum. Son değerlendirmelerinizi alalım önemlidir. Sayın Kılıç. Tabii siyasetle de devam edelim istiyoruz. Tabii. Hemen tamamlıyorum. Bakın özellikle ve özellikle tekrar dile getiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bu noktadaki bu konuyla alakalı Filistin, Gazze ve İsrail zulmüne karşı gösterdiği tepki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi partilerin altına imza koyduğu bildiri dünyaya en önemli haykırış olmuştur. Ümit ediyorum ki bu noktada Filistin'le ve Filistin halkının haklı mücadelesiyle kendini özdeşleştirenler de bunun arkasına geçerler ve beraberce bu insanlık dramını son buldurabiliriz. Sayın Kılıç çok teşekkür ederiz bu noktada. İlerleyen dakikalarda bir kez daha sizin görüşlerinize başvuracağız.